Bamyaların sapları, bamya suyu ve bamya böylese eğer faydaları sizi şaşırtacak. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Bamya, bamya sapı ve bamya suyu nelere iyi geliyor? 3-4 tane bamyayı bir gece suda bekletip ertesi gün için sonra değişiklik görün. Bazı sebzelerin kendilerini tüketsek de sularının şifalı olduğunu bilmeyiz. Soğan suyu, limon suyu gibi suların yanında bamya suyu da günümüzde popüler olmaya başlayan sebze suları arasındadır. Bamya geçmişten günümüze uzun yıllardır mutfaklarda ve tıbbi amaçla kullanılan bir sebzedir. Yüksek oranda C ve K vitaminlerini içeren bamya sindirimi rahatlatır, mide ve bağırsakların korunmasına yardımcı olur. Şeker hastalığı olanlar dikkat! Şeker hastalığına son. Bamya suyu şekeri düşürüyor. Şeker hastalığı birçok kişinin kabusu gibidir. Bu rahatsızlık vücuttaki diğer organları etkileyerek diğer organların da rahatsızlanmasına sebep olabilir. Bu yüzden diyabet tedavisi oldukça büyük önem taşır. Bamya suyu ile yüksek şekeri düşürmek mümkündür. 2 hafta gibi bir süre düzenli olarak tüketildiğinde şekerin düşmesine yardım eder. Böbreklere fayda sağlar. Diyabet rahatsızlığı nedeniyle özellikle böbrekler çok etkilenir. Böbrek hastalığına yakalanan kişiler kontrol edildiğinde neredeyse yarısı şeker hastalığı sonucu böbrek hastalığına yakalanmıştır. Bamya suyu vücuttaki şeker oranını normal bir seviyede tutarak böbreklere etki etmesini engeller. Yapılan bir çalışmaya göre bamya tüketen kişilerde tüketmeyenlere göre daha az diyabet ve böbrek rahatsızlıkları gözlemlenmiştir. Kalbinizi koruyun. Şeker hastalığının etkilediği diğer bir organımız ise kalptir. Şeker hastalığı tedavi edilmezse kalp içinde zararlı hale gelebilir. 2008 yılının Nisan ayında yapılan bir çalışmaya göre bamya tüketen kişilerin tüketmeyen kişilere göre %10 daha az kalp hastalığına yakalanma oranı olduğu ortaya çıkmıştır kolesterolü düzenlemeye yardım eder. Deneysel Biyoloji Amerikan Dernekleri Federasyonu dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre bamya özünün kolesterolü düşürdüğü belirtilmiştir. Solunum yolları rahatsızlıklarına karşı bamya suyu. Bu şifalı su solunum yolu rahatsızlıklarına karşı fayda sağlar. Mukoza iltihabını tedavi etmeye yardımcı olur. Öksürük ve boğaz ağrısına da iyi gelir. Bu etkiler için bamyalar suyun içinde kaynatılır ve bamyalar alındıktan sonra kalan su ılık hale geldiği zaman içilir. Cilt için de oldukça faydalı bir sebzedir. Bamya suyu suyu ile cilt nemlendirilir. Kuru cilde sahip kimseler için bu şifalı sebzenin suyu ile ciltlerini nemlendirebilir. Ciltteki kaşıntılara da yarar sağlar. Düzenli tüketilirse kandaki yabancı maddeleri ve antioksidanları arındırır. Bunun sonucunda ciltte akne ve sivilce oluşmalarını engeller. Anemi yani kansızlık rahatsızlığı olan kişiler bu sebzenin suyu ile şifa bulabilir. Bamya suyu daha fazla alüvar üretimine yardımcı olur. İçeriğinde alüvar üretimini destekleyici A ve C vitaminleri ile magnezyum bulunur. Ayrıca birçok vitamin ve mineral de içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemimiz güçlenince hastalıklara karşı vücut direncimiz artar. Bunun sonucunda kolay kolay hasta olmayız. Hele ki grip ve nezle gibi hastalıklara karşı vücudumuz daha iyi mücadele verir. Bamya suyu yüksek oranda C vitamini içermesi sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara yakalanmayı önler. Kemikleri güçlendirir. Kemikleri güçlendirerek güçlü bir kemik yapısına sahip olmayı sağlar. Hamilelik esnasında da tüketilirse hem anne hem de çocuk için büyük fayda sağlar. Osteoporoz yani kemik erimesini de engellemeye yardım eder. Astıma iyi gelir. Astım rahatsızlığı olan kişiler için de oldukça faydalıdır. Astımı olan kişilerin rahatlamasına yardım eder. Bamya suyu nasıl hazırlanır? Bir bardağın içine su doldurun. 2-3 adet orta boy bamyayı dilimleyin. Dilimlediğiniz bamyaları suyun içine koyun. Bardağın ağzını kapayın ve bir gece bu şekilde bekletin. Ertesi sabah kahvaltı etmeden önce bamya dilimlerini bardaktan çıkararak kalan suyu için. Yaklaşık 15 gün düzenli olarak bu şekilde bu suyu hazırlayarak içerseniz yüksek şekeri düşürmeniz olasıdır. Daha sonra ara verin. Bamya iyi bir müsil. Bamya tohumlarında bulunan protein ve yağ yüksek kaliteli bitkisel proteinin iyi bir kaynağıdır. Triptofan, sistin ve diğer kükürt amino asitleri gibi amino asitler açısından zengindir. İrritabl bağırsak hastalığının tedavi edilmesi, ülserin iyileşmesi ve sindirim sisteminin yatıştırılmasına yardımcı olan bamya aynı zamanda çok iyi bir müsildir. Bamya yaz sıcakları ve güneş çarpmaları için çok iyidir. Bamya ateroskleroz ve astım için iyidir. Bu sebze diyabetin önlenmesinde yardımcı olabilir. Bamya Bamya suyu nasıl hazırlanır? İlk olarak bamyaların saplarını kesin. Daha sonra bir kavanoza ekleyerek üzerine su ekleyin. 8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için bamyaları iyice sıkıp suyunu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz. Bamya suyunu afiyetle içebilirsiniz.